Yeğenim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün dün temizlemiş olduğumuz tavuklardan yani yapacağız. Tavuklarım burada güzelce parçaladım ama yarısını kestim. Yarısını daha sonra pişireceğim. Yeterli bu bize. Bu bize yeterli. Şimdi canlı yayında çok güzel bir yani yapacağız arkadaşlar. Bilen zaten bilir, yapar evinde. Ama bilmeyenler için de bir fikir olsun. Bu arada bugün günlerden cuma, herkesin cuması mübarek olsun. Cuma gününden dileğimiz Allah tüm savaşları durdursun. Çocuklarımızı aç ve açıkta bırakmasın. Çocuklar ölmesin. Savaşlar dursun. Herkes mutlu ve huzurlu olsun. Hemen dileklerimizi diledik cuma saatinde. İnşallah dileğimiz de kabul olur. Hemen yahnimizi hazırlamaya başlayalım. Bakın sela okunuyor. İnşallah dualarımızı Allah duyar, hani yerine ulaşır. En kısa sürede savaşların durmasını diliyorum. Çocuklar ölmesin, çocuklar yatağa aç girmesin. Evet, şimdi hemen başlayalım. Savaşlar dursun, yemeğimizi hazırlamaya. Dediğim gibi burada benim dün temizlemiştim canlı yayında yine böyle tavukları. İki tane tavuğum vardı arkadaşlar. Kendim temizledim. Bilmeyenler için de öğrensin diye özellikle gösterdim canlı yayında. Şimdi sıra geldi yahnisini yapmaya. Yarısını kestim, parçaladım birazını. Yarısını daha sonra parçalayacağım. Bu bize yeterli. Burada soğanlarım var. İki tane acı biber, 4-5 tane yeşil sivri biber, sarımsak da atacağım. Çünkü sarımsak çok yakışıyor yahniye. Hemen başlayalım. Canlı yayında sizlere yahni yapımını göstereceğim. Hem derler ya göstermiyor bazı yerlerini, özellikle kesiyi kapatıyor. Hiçbir şekilde kendi evimde nasıl yersem, nasıl yaparsam sizlere de birebir aynısını gösteriyorum arkadaşlar. Özellikle de anlatarak, her tarifi anlatarak gösteriyorum ki herkes öğrensin. Aziz Allah Ceneşşerra. Hatamız kusurumuz olursa affola şimdiden, çünkü canlı yayındayız. Yanlış söz çıkabilir, şimdiden affola ağzımızdan. Kesip düzeltme şu anda şansımız olmadığı için. İlk önce ne yapıyoruz? Yahninin olmazsa olmazı soğan. Soğanı bol doğrayın ki yahni çok lezzetli olsun. Yahni neden yapılır? Tabii ki koyun kuzu etinden, büyük hayvan etinden, dana etinden, tavuktan, hindiden, her şeyden olur. Önemli olan lezzetli pişirmek. Şimdi size birebir göstereceğim. Aşağıda benim soğanlarım vardı. Bunlar bahçemden, kendi bahçemde olan soğanlardan. Bayağı bir azaldı onlar da artık ama. Yenisini ekeceğiz. Evet, canlı yayınıma gelenler hoş gelmişler. Bugün ne yapacağız? Yani yapacağız arkadaşlar. Siz de alın marketlerden bir parça tavuk, bu yahniyi yapabilirsiniz. Hem doyurucu oluyor. Çürük yerini aldık. Biraz çürüğü varmış orta yerinde. Biberlerimizi hemen şöyle kafalarını keselim. Bunlar tatlı biber. Kendi bahçemden yine kopardım. Bol bol malzemeli. Şu iki acı biberi de koyacağım ama bunları doğramadan atacağım içine. Biraz da sarımsak doğruyoruz. Yahnimizi hazırlamaya başladık arkadaşlar. İlk önce doğrayacak malzemeleri hazırlamamız lazım. Sarımsak da yahniye ayrı bir lezzet verir. Zaten sarımsak giren her yemek çok lezzetli olur. Ama yahnide de bir başka lezzetli olur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet. Evet, canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Bugün canlı yayında sizlere yahni tarifi vereceğim. Pişirmesini de göstereceğim. Bilmeyenler öğrensin. Bilenler zaten yapar kendi bildiği gibi. Bu
arada sorularınız olursa sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım. Cuma saati girdi. Ben de bu arada yemeğimi bitireyim. Yemekler her zaman için ben erken başlarım. Ne kadar erken pişirilirse o kadar iyi olur. Misafir gelir, acil misafir gelir. Karnı aç olan olur. Hazır yemeği koyar doyurursunuz. Geçe bırakmamak lazım böyle yemekleri. Evet kızlar, bugün yahni yapıyoruz. Şu anda sarımsakları soydum. Biberlerin saplarını kestim. Soğanları soydum. Sarımsaklar da yeterli gibi zaten. Ufak bunlar. Onun için getirdiklerimi şöyle bir soymak istedim. Evet. Bu kadar yeterli. Güzel güzel soydu etimiz burada. Ay, yerimizden şöyle bir kalkalım bakalım kızlar. Çöplerimizi almamız lazım. Bunları da güzel yıkamamız lazım. Tencereme getirdim. Soğanları yıkadım. Şu çöpleri de burada alalım. Temiz çalışalım. Evet. Evet. Tencerem biraz kocaman. O içinden kaçmaz ya. Kocaman olsun. Hiç fark etmez. Şimdi soğanlarımı yahnilik doğruyorum. Nasıl doğrayacağım? Çok küçücük doğramamak lazım ki. Çünkü soğan erir. Yani biraz çokça kaynar ya. Şöyle iri iri doğruyoruz. Evet, canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Bugün ne yapıyoruz? Yani yapıyoruz, sarımsakları doğramadan atıyorum. Pişecek çünkü içinde. Doğrasanız da olur, bir şey olmaz. İsteğe bağlı. Yarım tavuktan yahni yapacağız bugün. Yarısını da başka zaman pişireceğim. Ondan da bakalım ne yapacağız. Ondan da diyorum ki şöyle bir hamur işi yapalım. Çıngılı falan oluyor ya. Hani bizim mantılarımız çok meşhurdur. Biz Balıkesir tarafında oturduğumuz için Balıkesir'in meşhur mantısı vardır. Çıngılı, bir ismi de saçaklı mantı. Hanımlar onu tavuklu yapınca çok güzel oluyor. Bacon'u yaparım ondan da. Evet gelenler hoş gelmişler. Bugün yahni yapıyoruz. Dün temizledik yine canlı yayında tavuklarımızı. Bugün de canlı yayında yine yemeğini yapıyoruz. Şöyle kocaman kocaman soğanları doğruyorum tencereme hemen. Kızlar. Sarımsakları atıyorum. Şöyle bir baş. Küçük küçük iki baştı da. Normal büyük derseniz bir baş. Evet, sarımsakları da attık. Şimdi biberlerimizi doğruyoruz. Şöyle biberleri de doğrayalım. Biberler de bahçemden. Soğan, sarımsak, biber hepsi kendi bahçemde. Evet, canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Bugün ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Yemeğimizi hazırlayalım. Misafir falan gelir. Erkenden yemeğimiz hazır olsun.
onlarımı falan ayırmıyorum. Ne zararı var ki yani? Ziyan olmasın biberlerim. Cuma saati girdi. Hayırlı cumalar olsun. Cuma gününün hürmetine Allah-u Teala kan kanı durdursun, savaşları durdursun, çocuk ölümlerini durdursun, günahsız insanların ölümlerini durdursun ya Rabbi. Bol bol dua edelim arkadaşlar cuma saati. İyi kalplilerin duaları kabul olur. Evet, gördüğünüz gibi sarımsak, biber ve soğanlarımızı doğradık. Burada acı biberlerim de var. Onları doğramayacağım. Bütün atacağım onları. Neden? Çünkü acılar çıkarsa evde çocuk yiyemez. Benim evde 16 yaşında bir çocuk var. Yiyemez. Sevmez pek acıyı. Ben yerim de biraz o yemez. Haliyle bütün atacağım. Onları da ben kendim yiyeceğim. Hemen şimdi ocağımı yakacağım. Yemeğimi koyacağım. Yemeğin pişirme aşamasına geçeceğiz. Pişirirken direkt arka kamerayı açacağım. Arka kameradan pişirme aşamasını siz de göreceksiniz. Hadi bakalım başlayalım. Evet, şimdi başlayalım yemeğimizi pişirmeye kızlar. Şöyle geçelim. Arka kameramızı açalım. Şöyle şimdi kamerayı ayarlayacağız haliyle. İnşallah düşürmeden onu da beceriz yani. Çünkü tek başımıza uğraşıyoruz bu işlerle. Evde şu anda kimse yok. Herkes işinde, gücünde. İnşallah kızlar bir sorun olmadan açarız değil mi? Açtık bile. Evet. Ocağımı yaktım. Şu anda kısık ateşte haliyle tabii ki. Hızlandıracağız. İnşallah gözükür değil mi? Işık kısık mıdır nedir biraz? Evet, tencerem içi kesin gözükür. Şöyle bir bakalım bakalım ışık kısmına ama. O ışığı açtım. Evet, tenceremizi ocağa koyduk. Şöyle biraz yağ dökeceğiz. Hemen ben ölçmeden göz kararı. Ne kadar? Yarım çay bardağı kadar. Tavuk da biraz yağlı ya. Çok fazla koymadım. Evet, yağımızı pişirmeye başlıyoruz kızlar. Şöyle ilk önce bunları güzelce kavuruyoruz. Diğer tencerelerim de bu kenarda dursun. Yani başladık. Şöyle soğanları güzel kavuracağız kızlar. Şimdi salçamı açacağım. Biber salçamı ses çıkar. Kusura bakmayın. Kapağını açıyorum çünkü konserve şişesini. Açık olanlar bitmiş. Bakın kızlar benim yanmış olduğum bunlar konservelerim. Görün. Şu anda yeni açtım kapağını. Tabii ki devirip dökmeden bir yerlerini. İşte bakın daha yeni açtım henüz. Mis gibi kendimiz yaptık. Tarifini de sizlere verdim. Yapımını gösterdim. İnşallah bakmışsınızdır.
bakmadıysanız da gelecektir, yaparsınız. Şimdi isteyen patates koyabilir arkadaşlar. Et az olur. Bu yani patates ilave edebilir ama yeterli benim için. Şöyle bir yemek kaşığı azıcık daha koyalım. Biraz tam doldurmadık ya kaşığı. Yeterli. Biber salçası koyduk. Zaten renk yapacaktır. Kavuralım. Biberlerimizi, soğanlarımızı. Canlıyla böyle ne olsa konuşuruz. Sonra da silmeye uğraşırız. Onun için ben genelde videolarımı sessiz çekerim. Daha sonra seslendirmesini yaparım. Evet. Şu şöyle biraz. Evet. Bakın güzelce şimdi kavuruyoruz. Etimizi getirelim. Bu yöntemde yaparsanız çok lezzetli bir yemek yapmış olursunuz. Bilmeyenler dikkatli bakarsa zaten öğrenecektir. Canlı yayında özellikle yapıyorum ki bize göstermeyin. Göstermediniz, yanlış yaptınız. Öyle böyle kimse demesin. Şimdi parçalamış olduğum etleri içine bırakıyorum. Dünkü temizlediğim tavuklar yarısını biraz parçaladım. Diğer yarısını da koyacağım buzluğa. Artık onda biraz zaman geçsin o zaman. Şöyle şimdi karıştıralım. Analarımızdan biz böyle gördük. Kendi gördüğümüz gibi analarımızdan nasıl gördüysek o şekilde de devam ettiriyoruz. Evet, canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yani yapıyoruz. Bakın kızlar, bilmiyorsanız öğrenmiş olursunuz bu sayede. Şöyle güzel kavuracağız ki etin böyle tavuk kokusu gitsin. Şunu kapatalım ki. Evet. Şu anda tuz ilave etmedim. Neden ilave etmedim? Pişmeye yakın atacağım tuzunu. Eğer şimdi ilave edersek tuzu sıkar ve etler çabuk pişmez. Bakın çok güzel şöyle kavurmamız lazım ki tavuk kokusu biraz gitsin, uçsun. Kavurmadan o yemeğin lezzeti olmaz. Kavuracaksınız. Her yemekte böyle yaparım. Bol bol kavurum. Kavrulmayan yemeğin lezzeti olmaz. Karanlık mı gözüküyor? Bana mı öyle gözüküyor bilmem kızlar. Biraz indireceğim herhalde ben bunu aşağı. Çünkü bana aşırı karanlık gözüküyor. İndirelim biraz bakalım. Kıpırdatmadan fazla. Çok aşırı karanlık oldu bilmem. Şöyle, bak daha güzel olacak, gördünüz mü kızı? Şöyle. Bakalım. Ne olmadı?
işte. Canlı yayının böyle şeyleri de bilmek lazım. Bizim 10 tane kameramız yok. Bizim olmuş olacağı bir telefon parçasını canlı yayın çekiyoruz yani. Elimizden gelen bu. Evet. İnşallah görüyorsunuzdur. Çünkü karanlık oldu diye biraz indirdim aşağı. İnşallah biz de zengin olur da o şekilde kameralar, her tarafımız 4-5 tane kamera dolu. Çekim yaparız ama güzel güzel tarifler veririz. Neyse. Evet kızlar, ben kavurmaya devam ediyorum. Bakın bayağı bir kavruldu ama daha kavurmamız lazım. Yani yapıyoruz bugün. Hadi bakalım, bilmeyenler gelsin. Tavuk yani. Canlı yayında yani tarifi. Orasını burasını kesme değil. Canlı yayında birebir nasıl yapılıyorsa gösteriyorum arkadaşlar. Bilmeyen de öğrensin. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir kavurduk. Rengi tamamen döndü etlerin. Şimdi suyunu koyacağız. Suyumuzu alalım. Suyumuzu koyalım. Soğuk su koyacağım. İsteyen kaynak koyabilir ama şimdi kaynatmadım. Soğuk su koyacağım. Bir yere pişer. Evet kızlar, suyumuzu da veriyoruz. Şöyle bakın, yemeğin üzerine çıkana kadar azıcık daha çıkaralım. Bu piştiği zaman tam karar olacak. Birazcık suyu olsun ki ekmeğimizi banalım. Bakın kızlar, şöyle birazcık daha koydum. Gördünüz mü? Şimdi bu tamamdır. Bu kaynaması lazım artık. Pişecek. Ne kadar sürede pişer? Tahminen 25-30 yarım saat içinde pişer herhalde. Bir kontrol ederiz. İşi olan gidip işlerini yapabilir. Kaynamaya bir başlasın. Şöyle kapağını örtelim. Bakın, çabuk kaynaması için kapak kapatıyorum. Bu şekilde kaynamasını bekleyeceğiz. Daha sonra tuzunu, baharatlarını ilave edeceğiz. Evet, bugün yahni yapıyoruz. Ya kızlar, ne unuttuk biliyor musunuz? Acı biberlerimi atmayı unuttuk. Şunları da bir atalım bakalım şöyle. Evet, acı biberlerimi de unutmuştum. Attım. Buraya girince tabii dışarıda kaldı. Masanın üstünde. Ve yemeğimiz pişsin. Şu anda çabuk kaynasın diye hızlı bir şekilde yemeğimizin altı yanıyor. Ocağımız yanıyor. Ve bu şekilde yemeğimiz birazdan zaten kaynayacak. Bu aşamada ben de burasını biraz toparlayayım. Evet, çok karanlık olduğu için kapağını açtım arkadaşlar.
yandan da bulaşıklardan temizlik yapıyoruz. Boş durmayalım. Ateş şimdi kaynayacak. Başlamış. Bak bak pıt pıt başladı oynamaya. Oradan buradan hemen kaynama aşamasına geçecek. Selam. Selam. Dilnoza. Aleyküm selam. İsmini bilemedim bir anda da onun için dikkatli baktım. Hoş geldiniz canlı yayınıma. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yahni yapıyoruz. Dün canlı yayında tavukları yolmuştuk. Bir güzel temizlemiştik tüylerini. Bugün de bir tanesinin yarısından bir güzel yahni yapıyorum arkadaşlar. Aşama aşama başladık, göstermeye başladım. Artık bugün de yahni çekimini yapıyorum sizlere. Bilen bilmeyen baksın da öğrensin. Bugün yani tavuk yani yapıyoruz Dilnoza. Dünkü canlı yayınıma bakmışsaydın tavukları olduğumu görmüşsündür. İki tane tavuk temizledim canlı yayında. Bilmeyenler için özellikle göstermek istedim. Bugün de onun bir tanesini yarısını hemen pişireceğim. Yani yapacağım. Yeterli bu bize. Kocaman çünkü tavuklar. Bayağı büyük. Çok sağ ol canım ya. Çok sağ ol. Teşekkür ettim. Soğanlarımızı, biberlerimizi, sarımsaklarımızı doğradık. Onları bir güzel kavurduk. Salçasını koyduk. Sonra tavuklarımızı ilave ettik. Tavuklarımızı da güzelce kavurduk yağda. Daha sonra suyunu verdik. Şimdi zaten pişme noktasına geçecek. Kaynamaya başlayacak. Etleri bayağı bir piştikten sonra tuzunu vereceğiz. Baharat koyacağız. Ve yahnimiz hazır olmuş olacak. Bu neymiş? Anket. Başlatalım bakalım. İnşallah bu arada da tüpüm bitmez yani. Bayağıdır bir kaynıyor. Kullanıyorum. İnşallah bu canlı yayına da biteceği tutmaz. Olur ya böyle şeylerde genelde tüm aksilikler bulur. Evet kızlar, hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Canlı yayınıma beğeni atabilirsiniz, yorumlar yazabilirsiniz.
Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin videolarımdan. Sizlerin beğeni ve yorumlarınız bizler için çok önemlidir arkadaşlar. Videolarımızın daha çok izlenmesini sağlar. Bu sayede de biz içerik üreticileri daha güzel videolar, daha çok videolar yayınlama şansına ulaşabiliriz. Hiçbir şekilde şu anda ücretli üyelik açmış değiliz. Sadece güzel yorumlar ve beğeniler yaparsanız bizleri çok memnun etmiş olursunuz. Elimizden geldiği kadar bilgilerimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Kendi bildiğim, kendi evimde yaptığım yemeklerin tariflerini özellikle sizlere birebir anlatmaya özen gösteriyorum. Biz kendimiz de bu şekilde pişirip bu şekilde yiyoruz. Bilenler zaten biliyor. Çeşit çeşit kendi yemeklerini yapar. Ama bilmeyenler için özellikle çalışan bayanlar, çalışan beyler, bekar beyler, okuyanlar için özellikle her aşamasını gösteriyorum ki yapsınlar, onlar da öğrensinler. Kimse aç ve açıkta kalmasın. Ne demişler? Bilgiler paylaştıkça güzeldir. Bilgilerimizi elimizden geldiğince paylaşalım. Öldükten sonra öbür dünyaya bu bilgileri götürmeyeceğiz. Bizim arkamızda verdiğimiz bilgiler kalacaktır. Evet, gördüğünüz gibi yemeğimiz fık fık kaynamaya başladı. Buradan öte kayrı olur. Çok fazla uzun sürmez. Çünkü bu hazır tavuklar, satın alınan tavuklar. Bunlar köy tavuğu değil arkadaşlar. Köy tavuğu olsa 3 saat pişmez. Kaynat kaynat pişmez. Ama bunlar yarım saat içinde pişecektir. Köydeyiz ama köy tavuğumuz yok şu anda. Tamamen tavukçuluğu bitirdik. Neden bitirdik? Yemleri aşırı pahalı olduğu için. Yani bir iki yumurta yapacaklar. Ama çuval çuval yem vermek gerekiyor bu hayvanlara. Aç kalmaması lazım. Aşırı pahalı. Aşırı pahalı. Bıraktık yani tamamen. Biz de böyle hazır alıp tavukları hazır tüketiyoruz. Ne yapalım? Evet. Yemeğimiz şu anda kaynıyor. Özellikle gözüksün diye kapağını açtım ki görsün herkes. Şöyle bir bakalım bakalım. Bakın. Tavuklarımız şu anda kaynamaya başladı. Çok güzel kavurmuştuk. Salçasını da verdik. Kendi yaptığımız biber salçamızdan arkadaşlar. Bunların salçası. Gösterdim salçamı da. Mis gibi hiçbir yerine bir şey yok. Hatta çekiliş yapmıştım kanalımda. Ve bir kişiye bu yaptığım salçalardan 1 kiloluk kavanozdan biber, 1 kiloluk da domates, bir de tarhana adresine yolladım çekilişte. İzmir'e çıkmış çekiliş. İzmir'e gitti arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda tekrar çekilişler yapmayı planlıyorum. İnşallah bakalım. Siz abonelerimize inşallah en kısa sürede yine çekiliş yaparız. Evet, yemeğimiz şu anda mis gibi pişiyor. Bakın tıkır tıkır kaynıyor. Böyle kaynamaya başladığı zaman zaten yarım saat içinde bu yemeğimiz hazır olmuş olacaktır. Erkenden yemeğimizi kalkıp yaparsak hazır olduğu zaman hani misafir de gelse çıkarıp önüne bir tabak yemek koyarsınız. Erken davranın her zaman böyle yemek konusunda özellikle ev hanımlarına söylüyorum, evde oturanlara söylüyorum. Tabii ki çalışanlar gece yapacaktır, onlara kalmayacaktır, gündüz yapamazlar. Ama ev hanımları özellikle erkenden yemeğini yapsın arkadaşlar. Çünkü ani gelen misafir olur. Ne koyacağız önüne diye düşünmeyin. Allah ne verdiyse yapmaya çalışın. Evet, üzerinde acı biberlerim,
Ve benim yahnim tıkır 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 burada kaynıyor kızlar. Bakın bakın, öf, çok da güzel. Bu bize yeterli. Patates falan atmadım. İsteyen patates atabilir, havuç atabilir. Yani içine daha fazla, daha çok olur yani. Az et koyup içine diğer malzemelerden ilave edebilir. Daha fazla yemek elde etmiş olabilir. Bakalım neymiş bu mesaj, incelemeye girmiş. Göster. Aleykümselam. Dilnoza, Özbekistan'dan yazmışsın. Çok sağ ol. İncelemeye almış senin mesajını ama açtım. Yani kötü yorumlara karşı bazı yorumları incelemeye alıyor YouTube. Baktım kötü bir yorumun yok. Niye incelemeye almış ki? Soydaşım, hoş geldin. Evet. Yemeğimiz şu anda pişiyor. Pişene kadar böyle canlı yayını kapatmayacağım. Kızlar özellikle görün. Görün. Evet. Bakın şöyle bir 5 dakika oldu olmadı. Bakın şöyle bir bakalım ama şu anda daha pişmedi. Belli zaten. Şöyle bir çatal yardımıyla bakabilirsiniz. Çok çabuk batıyorsa çatalınız. Ya da bir parça et alıp tadına bakabilirsiniz. Piştiğini pişmediğini de anlamış olursunuz. Ama çok fazla süreceğini zannetmiyorum. Çünkü bu yemek çabuk pişecektir. Satın tavuklar hazır, kapalı büyüyen tavuklar gezmiyor. Çünkü gezen tavuk değil bunlar. Haliyle bunlar çok çabuk pişiyor. Keşke olsa da köy tavuğu yesek ama onlar da en az aşağı 1 saatten aşağı 3 saatten aşağı pişmez mübarekler ya. Kanalımda köy tavuğu yahnisini de gösterdim arkadaşlar. İsterseniz ona da bir bakabilirsiniz. Yazın videoların bölümünü. Köy tavuğu yahnisi bir bakın. Onun tarifini de vermiştim daha önceden. O zaman vardı tavuklarımız. Şimdi kalmadı. Evet. Şöyle bir tadına tuzuna bakalım kızlar. Şöyle bir parça etinden şöyle bakın alacağım. Pişmemiş daha canım. Bizde yani belli de. Yine de bir bakalım. Şöyle elimizi aldık. Çatalımızı ağzımıza sokmuyoruz. Daha henüz pişmemiş ama başlamış. Yeteri kadar suyunu koydum. Artık su koymayacağım arkadaşlar. Bu suyu biraz çok koymamın sebebi hem tekrar su ilave etmesin. Kaynamaya başladıktan sonra soğuk su olmaz. Onun için İlk aşamada suyunu yeteri kadar biraz fazla koyuyorum ki tekrar hani kaynamaya başladığına su koymak, su ilave etmek olmasın azaldığı zaman. Mecbur ilave etmek zorunda kalırsak mecbur kaynak su koymamız lazım. Evet kızlar, canlı yayınıma beğeni atabilirsiniz. Güzel yorumlar yazabilirsiniz ki canlı yayın öne çıksın.
Aleykümselam. Tatil olsa, keşke olsa da gitsek. Sağ olun, çok sağ olun. Kullanıcı adın da güzelmiş. Keşke tatile gitsek ama mümkün değil. Evet, bayağı bir pişmeye başladı. Şimdi artık yemeğimizin tuzunu bir atalım arkadaşlar. Şimdi biraz da tuzuyla pişsin. Şöyle ne kadar göz kararı tuzunu veriyorum. Bakacağım. Tuzu az gelirse tuz ilavesi tekrar yapacağım. Kapatacağım da karanlık olduğu için canlı yayın ya o ondan. Yani millet şimdi gelenler genelde kapalı tencereyi kapağını görmek istemezler. Onun için açık kaynatıyorum. Normalde tabii ki de kapatmamız lazım. Canlı yayın olduğu için yemeği görmek istiyor gelenler. Onun için açık kaynatıyorum. Yoksa kapanması lazım tabii ki de. Boş kapak görmesini istemiyorum kimsenin. Evet, yemeğimiz şu anda pişiyor. Tuzunu ilave ettik. Bakalım karabiber bulalım. Karabiber de atalım ki tavuk yemeğinin en çok aranılan baharatı nedir biliyor musunuz? Karabiber en çok yakışanı. Evet. Şimdi karabiberimizi de bulalım. Bakalım şimdi dolabımın içine bakalım. Evet, biraz karabiber sallayalım içine. Şöyle bir çay kaşığı kızdır ama çok gelir mi acaba? Hepsini dökmeyenden yine. Karabiberimizi de ilave ettik. Sizin attığınız başka baharatlarınız varsa yazın göreyim bakalım. Elimde varsa da elimde ne var? Kimyon var, kırmızı pul biber var. Ha kırmızı pul biber de atabiliriz. Birazcık da kırmızı pul biber atalım. Bu şekilde çıkarayım. Şöyle birazcık da kırmızı pul biber. Oh. Mis mis. Hep bu kırmızı pul biberimi de kendim yaptım. Biraz kendimi fazla övüyorum herhalde ama kendim yaptım. Ne diyorsun? Evet, tuzunu verdik. Karabiberini attık. Kırmızı pul biberini attık. Kimyon atmayacağım. Kimyon atılmaz. Kimyon genelde köfteye atılır. Onun için onu atmayacağım. O da var elimde ama. Şimdi yemeğimiz pişmeye devam etsin. Evet, canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Bugün ne yapıyoruz? Yayın yapıyoruz. Dün yine canlı yayında bu tavukları ben temizledim arkadaşlar. Hani kendimi met etmek gibi olmasın ama canlı yayında tavukları yine ben temizledim. Bakın tıkır tıkır pişiyor. Şöyle tuzunu güzel alsın içine etler. Bayağı bir pişmeye başladı tatil olsa ya. Onun için baştan koymadık zaten. Bayağıdır kaynıyor bu. Bir tadına baktım. Bayağı bir pişmeye başlamış. Tam pişmemiş ama ondan sonra tuzunu ilave ettim zaten. Şimdi tuzuyla birlikte de pişecek. İçine alacak etler. Tuzu içine alması lazım ki tadını alması lazım etlerin. Tuz tadını alsın. Sen biraz geri kaldın. Yarım saat ne kadardır kızlar var ya tam 44 dakikadır canlı yayın yapıyormuşum. 44 dakikada soğanlarımızı doğradım, biberlerimi doğradım. Yemeğimi koydum, kavurdum, suyunu koyduk. Pişiyor yani. Yani çok uzun bir zaman değil. Evet, canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Canlı yayınımıza beğeni atarsanız çok memnun olurum. Beğeni ve güzel yorumlar yazarsanız çok memnun olurum. Sağ ol. Sağ ol geldiğin için ve güzel yorumlar yazdığın için. Bu şekilde bizleri desteklemiş olursunuz.
Çok fazla videom vardır. YouTube'da arkadaşlar bakabilirsiniz. Hepsi de birebir ölçülü tariflerimdir. Özellikle bazen de canlı yayınları yaparım. Canlı yayınlarda birebir ölçüleri göstererek sizlere tarifini vermeye çalışırım, özen gösteririm. Hani iyi ya da oldu, kötü oldu, sonradan değişti, orasını burasını kimse demesin. Kendi evimde ne yapıyorsam, ne yiyorsam sizlere de tarifini vermeye çalışıyorum. Bilenler zaten kendileri yapıp pişirip yiyor. Bilmeyenlere özellikle tariflerim. Çok sağ ol canım ya, tatil olsun. Keşke olsun, hadi dualarımız kabul olsun. Cuma saati, cuma günü. Dualarımız kabul olsun, tatil olsa da gitsek. Yani biz ev hanımları, bizlere her gün ama çalışmıyoruz ama mali durum kötü. Kızlar, mali durum kötü. Tatile nerede gideceğiz? Keşke gitsek. Bütçe zorlanıyor. Şaka maka değil arkadaşlar. İnanın gerçekten. Yani aşırı her şey pahalandı. Hiçbir şey alıp tüketemiyoruz. Yani bola sala her şeyi. Bilmiyorum yani. Biz emekli olduğumuz halde eşim ve ben ikimiz de emekliyiz. Ama çocuk okutuyoruz. Hiçbir şekilde böyle bola sala hiçbir şeyi tüketemiyoruz. Çünkü aşırı pahalı. Bir çay aldı. Eşim akşam çayımız bitmişti. İnanın kaç para dedi ona. 250 lira falan dedi. Alınacak gibi de değil yani. Çok güzel. Size benzemeyiz biz. Yani şimdi ne diyelim yani. Sizin aldığınız aylıklar dolar üzerinden, euro üzerinden. Bizim dolar üzerine hesapladığımız zaman 3 kuruş düşüyor yani. Allah daha çok versin. Çalışan Allah daha çok versin. Kapağı atmışsınız. Ya ne diyelim yani şimdi. Biz çıkamıyoruz dışarı. Biz kapı dışarı daha hiç çıkamıyoruz. İnanın adım attığınız zaman paralar gidiyor. Ne güzel dertleşiyoruz bak gerçekten. Yani çok sağ olun, var olun. Geldiniz beni, mutlu ettiniz. Çok güzel. Memleketimin insanlarısınız, dertleşiyoruz. İçimiz dışımız buradır. Hele benim, aklımdan ne geçerse ağzımdan da o çıkar. Canlı yayınlarda genelde biraz çok dikkatli olmaya çalışırım ama. Tatil olsun, nerelerdesin, hangi memlekettesin, yurt dışında, buralardaysan yazabilirsin, gitmediysen. Bakalım kanım. Şöyle yine pişme noktası ne alemde. Kızlar yine çatalımı aldım ama bakın ağzıma sokmadım. Şöyle elimle kopardığım parçayı aldım özellikle. Bakın pişiyor şu anda. Şöyle bir parça koparalım dedik ama. Şu parçayı da koparabiliriz. Evet. Ay koparamıyorum ki sıcak bir tarafta. Bakın pişmeye başlamış da yanıyor ellerim, onun için fazla sokulamıyorum. Şöyle bir parça alayım. Çatalla dış tarafta şöyle bir parça koparayım. Hiçbir şey elimle kopardım. Devam. Almanya'da. Çok güzel. Oralar nasıl pahalı mı bizim buralar gibi? Rahatınız nasıl? İyi mi oralarda? Lidya hoş geldin. Merhabalar. Bugün yahni yapıyoruz Lidyacığım. Tavuk yahni. Yani ben kendi yaptığım yönteme göre sizlere gösteriyorum. Tabii herkesin çeşit yapabilir. Sadece tavuk etinden isteyen içine patates atabilir. Havuç atabilir. Az bir parça et varsaydı tavuk eti çoğaltabilir. Aile üyeleri kalabalıksa bu yemeği 2 kişilik yemeği 4 kişilik 5 kişilik de yapabilir.
Yani sen şimdi 600 euro maaşın var. Ev kiran 700. İmkansız. İnanmıyorum yani. Yani 600 euro, 700 euro ev kirası olmaz. Sen nerede yaşıyorsun yani? İmkansız yani. Olmaz. Bizim komşularımız da Almanya'dan gelenler var burada. Kapımızın karşısında şu anda yoklar. Tabii ki orada emekliler. Ama nasıl 600 euro bilmiyorum yani. Orada nereden baksan 1500 euro aylık alıyorlar. Yani o kadar zaten o kadar ucuzsa hiç durma oralarda gerçekten. Oralarda hiç durma. Gel Türkiye'ye. Türkiye çok güzel o zaman sizin yani bu kadar çok kötü diyorsan gerçekten hiç durma. Ben çekmem yabancıların karnını. 600 liraya alıp da 700 lira kira vereceğim. Ne yiyeceksin? Türkiye'de daha 7500 lira emekli maaşı 15 bin lira kira. İşte hanginiz şanslı bilmiyorum yani. Yani o kadar kötü olduktan sonra bence gelmen lazım yani 600 lira. Niye durayım ki ben orada? Yabancıların kahrını niye çekeyim mi? Gelirim Türkiye'ye madem. Yani bizim kapı karşımızda yani Almanyalı eşi de kendisi de emekli şu anda 1500 euro emekli maaşı oluyor. Siz nasıl 600 euro alıyorsunuz ki? Onu anlamış değilim yani. Ya tabii ki ben gidip görmedim oraları. Onların anlatmasına göre söylüyorum. Yoksa ben Almanya'ya adım atmış insan değilim. Bilmem yabancı. Ben memleketimden dışarı çıkmadım. Nerede Almanya'ya gideceğim? Bilemem şimdi senin durumunu. Ne diyeyim yani? Şimdi öyledir, böyledir desem buradan yalan olur. Çünkü ben komşumun söylediğini anlattığını söylüyorum size. Onlar 1500 euro maaş alıyor. Kira değil kendi evleri. Kendi aldıkları evleri. Artı çoluğuna çocuğuna da evleri var. Hepsini aldılar. Bilmiyorum yani sizin tabii ki de. Burada da Türkiye'de de birçok evi var. Birçok yerde ev varsısı var. Şimdi kimsenin yaşam tarzına karışmam. Ama o kadar az sayıda bence durmam orada yani. Neyse. Siyasi konuları kapatalım tabii ki de. Ama bizim maaşımız Türkiye'de 7500 lira. Yani köy evinde oturuyoruz. Kira da vermiyoruz ama yine de yetmiyor. Yetmiyor. Hatta çoluğumuza çocuğumuza da yardım etmeye çalışıyoruz. Çünkü etmezsek açlıktan ölecek herkes. Lidya neredesin sen? Ben Endonezya'da mısın Lidya? Ya bu yankını okurken seni kaçırmışım ya kusura bakma. Ben Endonezya'da. Endonezya'sın herhalde, değil mi? Yanlış okumuyorum. 2 yıl oldu buradayım. Ama çok güzel yemekleri var. Afiyet olsun. Kız güzel yemeklerin bazılarının tariflerini at da biz de yapalım. Boş zamanın olursa tabii ki. Çalışıyorsun herhalde Lidya. Türk yemeklerini özlemişindir. Bak yani'nin tarifine yap. Birkaç baş soğan, birazcık sarımsak, yeşil biber, biber salçası, birkaç parça tavuk eti. Güzelce ne pişireceksin işte. Tarifini gösteriyorum canlı yayında. Keşke biz de gidebilsek, sizin gibi gezebilsek ülke ülke ya. İnan ki. Ben de Balıkesirliyim ve memleketimden dışarı çıktım mı desen fazla bir yere gezmedim yani. Türkiye'nin içini dahi gezmedim. Keşke gitsek de gezsek, memleket görsek kızlar. Evet, öğlen dokunuyor bu arada Azizallah, Cineşşirla.
Evet, canlı yayınıma gelenler hoş gelmişler. Beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Güzel güzel yorumlarda yazarsanız beni memnun etmiş olursunuz. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sizlerin beğeni ve yorumları bizleri çok memnun ediyor. Evet, evet. Köye göçüyor. Evet. İstanbul'dan çok fazla göç aldı bizim burası köyümüz. Anadan babadan eski evleri olanlar tamirleyip oturuyor. Yalan değil yani. Çok güzel dertlendik bugün. Uzun sürdü canlı yayınımız ama kızlar. Çok güzel dertlendik size. Bakın bayağı bir yemeğim güzel güzel pişiyor. Kapağını açıp kaynatıyorum. Neden diye ne olur? Çünkü neden? Böyle gözüksün diye. Kapağını kapattığımız zaman bir tencere kapağı göreceksiniz. Bir şey görmeyeceksiniz. Direkt yemeği görün diye açık kaynatıyorum. Normalde kendiniz pişirken kapatıp da pişirin. Arada bir kontrol edin. Çatala bir tadına bakın. Piştiyse kapatın ocağınızı zaten. Tuzlarını, karabiber attık. Tuz attık. Kırmızı pul biber attık. İşte baharat. Bunları attık. Evet, Balıkesir'den herkese selamlar kızlar. Balıkesir'denim ben. Herkese buradan çok selamlar. Havalar çok güzel, güneşli, güzel. Yağmur yok. Derler ya, diyorlar ya genelde pastırma yazı. Evet, pastırma yazı başladı. Cumartesi, pazar tahminim pastırma yazı devam edecek. Güzel, bu şekilde olursa sobalarımızı henüz kurmadık. Daha yakmaya başlamadık. Bakalım. Kış geldiğinde sobalarımızı kuracağız, yakmaya başlayacağız. Nedense ben kışı hiç sevmiyorum ama. Soğuğu hiç sevmem. Bana sıcak olacak. Bahçemize kışlıklarımızı ekeceğiz. Soğanlarımızı, sarımsaklarımızı ekeceğiz. Hoş geldin Haticeciğim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Bugün yani yapıyoruz Haticeciğim. Evet, canlı yayın biraz uzun sürüyor ama düzenleriz. Bir iki günde şimdi bunun YouTube'un düzenlemesi sürüyor ve bir yerlerini kesip biçemiyorum. Ama daha sonra yani yanlış konuşmalar olursa onları keserim. Yanlış yerleri varsa keserim ya da böyle bırakırım. İçimiz dışımız bir neysek oyuz. Hatice benim çok büyük destekçim. Sürekli yaptığım tariflerde güzel bir yorumlar yazar. Beğeniler atar. Çok sağ olsun, var olsun. Çekilişte nasip değilmiş. Kısmet çıkmadı onun ama. Bakalım. Yine çekiliş yaptığımız zaman inşallah hediye çıkar. Hiçbir şüphem yer olmayacak şekilde canlı yayında çekilişlerimi yapıyorum. Hediyelerimi gönderiyorum. Birkaç tane hediye gönderdim inşallah. Yine yapacağız. Kızlar bakalım yani. Daha henüz bir karar vermedim ama yine canlı yayında hediye çekilişi yapabiliriz. Sağ olsun ya. Vallahi Haticeciğim. İnan ki senin desteğini unutamıyorum. Çünkü senin mesajlarını her zaman görüyorum. Elimden geldiği kadar da yorumlar yazmaya devam ediyorum. Şu anda çekilişi yapmıyorum. Ama çekiliş yaptığım zaman bildiriyorum genelde. Şu videonun altına yorum yazın, beğeni atın. Abone değilseniz abone olun diye. Onların içinden çekilişimi yapıyorum arkadaşım. Ama yurt dışına yollayamıyorum, kusura bakma. Hani Türkiye içi hediye çekilişimiz. Tamam. Hatice'ye yollarım ya. Tamam, tamam. Eğer takipçim olursan zaten çekiliş yapacağımız zaman haberiniz olur. Lütfen kanalımı takip edin. Abone olun. Bildirimlerinizi açın. Çünkü ben sık video atıyorum. Canlı yayınlar, short videoları, normal video genelde çok atarım.
Haberiniz olur yani çekiliş olduğu zaman. Katılırsanız altına da yazarsınız. Benim bana çıkan hediyeyi Hatice'ye yolla diye ben de Hatice'ye yollarım. Tamam? Sağ ol. Sağ ol, tatil olsa. Çok sağ ol. Teşekkür ettim. Lütfen takip edin kanalımı. Abone olun. Hatice'ciğim. Gerçekten yani nasip değilmiş. Sana vermek tabii ki isterim ama hiç kimseye de hile hurda yapmak istemiyorum yani. Kısmet kiminse onun olsun. Hatta o çekilişi daha önce yaptım. Çekilişi kazanan arkadaşların hiçbiri bana hiçbir şekilde ulaşmadı. Haliyle o çekilişi sonra tekrar yaptım. Hediyeleri çoğaltarak tekrar yaptım. Ve yolladım. İzmir'den bir dahilimize çıktı. Adresine postalandı. Daha sonra mesajı geldi. Çok beğendiğini, çok memnun kaldığını. İnşallah yine yaparız. Yani bilmiyorum. Hediye mi alırız? Nakit çekiliş mi yaparız? Az da olsa çam sakızı çoban armağanı. Küçük bir nakit hediyesi de verebilirim. Nasip. Henüz düşünmedim. Evet. Evet Hatice'cim ya. Aynen. Aynen. Çok büyük destekçimsin. Seni unutmuyorum. Yani tüm videolarımda yorumlarını gördüğüm zaman tanıyorum yani seni. Evet kızlar. Bakalım mı bir tane daha? Tadına baka baka bitireceğiz mi? Ne yapacağız biz bunun ya? Şöyle. Şöyle elimizle bak alıyorum. Hiçbir şekilde ağzıma sokmuyorum çatalını. Soğusun kenarda. Bakalım bakalım. Güzel pişmiş Mehmet. Nanki çok güzel olmuş. Ama azıcık tuz atsam olur gene. Çok az ama. Yalnız pişmiş çok da güzel olmuş ha. Artık kapatalım. Azıcık tuzunla da 2-3 dakika kaynasın. Ne yapayım dün baktın mı bilmiyorum Hatice'cim. Canlı yayında tavuk temizlemeyi göstermiştim ya. Bunu da bilmeyenlere özellikle gösterdim. Bazıları bir yorum yapmış birisi de. İşte mundar oldu öyle temizlenmez böyle temizlenir ya arkadaşım. Ben kendimi bildim bileli o şekilde temizliyorum. Analarımızın bildim bileli ben analarımdan gördüm. O şekilde yok hocaya sorduk böyle olmaz mundar oldu. Hadi oradan dedim ya ne alaka. İşte dün temizledim tavuğun. Pişiriyorum. Yarısını. Kocamandı çünkü. Bir tanesinin yarısını parçaladım. Onu pişiriyorum. Yani genelde biz öyle şekilde yaparız. Çok kişi bildim bileli yok kuru yolum yok sulu yolum. Arkadaşım. Fabrikasyon değil biz. Kendi yaptığımız malı hemen yolduğumuz zaman içini bağırsaklarını temizliyoruz zaten. Niye mundar olsun ki? Gönül rahatlığını ben pişiririm. Mis gibi. Evet kızlar artık ben yemeğimi kapatayım. Oldu. Şimdi servisini yapacağım. Kamerayı da masama götüreceğim. Oradan tekrar çekime devam edeceğiz. Canlı yayının alametleri böyle. Oradan buraya taşıyacağız önce. Çünkü bizim öyle 10 tane kameramız yok. Olmuş olacağı bir tane telefonumuz var elimizde. O da öteye gider, beri gelir. Biz fakirhanedeyiz. Fakir işi. Gariben işi. Evet. Yemeğimizi şimdi kapatalım. Ben şimdi bunu kapatacağım. Kameramı şimdi dışarı masanın üstüne ayarlayacağım kızlar. Evet hop. Şöyle geçelim şimdi.
inşallah. Şöyle geçiş yapıyoruz. Ön kamerayı açıyoruz. Evet, ön kameramızı açtık. Haliyle böyle olacak kızlar. Yürüküz değil mi? Tamamdır. Çok sıcak. Şöyle bir şeyle tutalım tenceremize. Elime ne geçti, bu geçti. Tabağımızı alalım. Hadi bakalım, ben geldim. Çok konuştuk. Birbirimizi görmeden artık görelim yani. Uzun bize yarım saattir orada. Çene çaldık birbirimizi görmeden. Şimdi servisini yapalım. Of of of. Şöyle göstereyim size kızlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın mis gibi. Şöyle biraz suyundan. Ben böyle yemeğin sulu olmasını seviyorum. Neden? Ekmeği bandıracağım bunun suyuna. Yeter herhalde. Şöyle bir tane de acı biber tepesine. E işte yahnimiz hazır. Ay döküyorum kız. Dedim yani canlı yayının azizliğine böyle uğrarız. Şöyle şurasını silelim. Evet. Evet, yemeğimiz hazır kızlar. Canlı yayında yahnimizi pişirdik. Sağ ol, çok sağ olasın. Tatil olsun. Çok sağ ol, teşekkür ettim. Canlı yayında yemeğimizi pişirdik. E artık kapatalım yani. Bayağı bizi uzun süre sürdü. Ne kadar? Au! 1 saat 7 dakikadır canlı yayın yapıyorum. Yemeğimi pişirdim. Doğradım malzemeleri. Pişirdim, hazırladım. E o kadar da olacak yani. Şöyle kenara çekelim şunu. Burnuma geliyor. Umarım beğenmişsinizdir kızlar canlı yayında yaptığım yemeği. Yabancı bir arkadaşımız katıldı. İsmini okuyamadım. Tahminim Ruslardan, onların yazılarına benziyor. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın bakalım. Kapatalım artık. Yeter bu kadar. Yorum yazan, beğeni yapan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kapatalım.